Selamlar tayfa. Bu videoda tayfayı kurma sebebim ve kendi hayallerimden bahsedeceğim. Geçen attığım Sanji vs. Queen videosunda tayfa üyelerinden biri şunu söylemişti. CEO, seni One Piece izlemeye, okumaya yıllardır devam ettiren şey nedir? Ben animeyi saldım. Roger flashbackinden önce ve mangada da güncelim. Ama son 5 ya da 6 bölüm geçe geçe okudum. Ve hiçbir şey kaybetmemiş gibi hissediyorum. Nedense hep aynı şeyler oluyor gibi gelmeye başladı. Çok önemli bir şeyler olmuyor gibi hissediyorum. Ben de bunun üzerine şöyle bir yanıt verdim. CEO olma hayali. Elimin olması ve hasır şapkalarında kendi hayallerine sahip olması onları okurken ve izlerken gerçekten kendimi motive ediyorum. İlk sebebi bu diyebilirim. Belki de neden One Piece serisine devam ediyorum diye bir video çekmeliyim yanıtını verdim. O da bunun üzerine şöyle bir yanıt verdi. Kanal harbiden gemi gibi. Takipçiler tayfa, CEO ise kaptan. Korsanlar çağı olsa senin gemine gelirdim vallahi. Diyaloglar bu şekildeydi. Hepimiz bir şekilde One Piece serisine başladık. Tayfadan çok sevdiğim bir arkadaşımın izlemeye cesaret edemeyip yarıda bıraktığı bir seriydi One Piece. Sonra One Piece serisini izlemeye başladım. O zamanlar gerçekten ciddi depresyona girmiştim. Hayatta hiçbir amacım yoktu. Ama sonrasında Luffy'nin hikayesini gördüm. Onun bu kadar imkansız bir hayale sahip olduğunu ve kendine ne kadar inandığını gördüm. Sonrasında ben de onun gibi bir tayfaya sahip olmak istedim. Ve ben de imkansız zor bir hayal kurdum. İleride kendi şirketimin CEO'su olmak istiyordum. Ve bu şirket dünyaya yararlı olsun, iyi işler başarsın istiyorum. Sonra benim de Luffy gibi nakamalarım olsun ve bir tayfam olsun istedim. O nakamalar bana arka çıktı, beni kolladı. En iyi dostlarım oldular. Ben de onlara arka çıktım, dostlar oldum. Ve cidden bir tayfam oldu. Tayfayı kurma hayalimin altında yatan şeylerden biri onların hayallerini dinlemek, onlara yol göstermekti. Gerçekten tayfada bazı üyelerin hayallerini dinliyorum ve onlarla iyi anlaşıyoruz. İleride bir gün CEO olduğumda bu tayfayı çok daha farklı yerlere taşıyacağım. Bununla ilgili çok farklı hayallerim var. Hayatımı birleştirdiğim hayalimdeki insanı One Piece sayesinde buldum. En iyi dostlarımı One Piece sayesinde buldum. Değerli tayfamı One Piece sayesinde buldum. Luffy'nin hayallerine adım adım gittiğini izlerken ben de hayallerime adım adım gidiyorum. Şu anda bir markette çalışıyorum. Onun öncesinde çok daha farklı yerlerde çalıştım. İleride tüm bunlara değinirim. One Piece serisiyle ilgili video atmamın üstünden neredeyse 5,5 sene geçti ve o zamanlar video paylaşan bir tek ben vardım. İnsanlar beni çok dışladı ve yaptığım videolardan dolayı ezici hakaretlerde bulundular. Bu nick videolarımdan da görebilirsiniz ama ben hiç vazgeçmedim ve hayalime ulaştım. Değerli, çok sevdiğim insanlar bana kaptan demeye başladı. Ve bir tayfamız oldu. Onlarla hikayemiz oldu. Bazıları ayrıldı, bazıları güçlü bir şekilde yanımda durdu. Güldük, eğlendik ve yeri gelince ağladık. Eminim ben hayallerime ulaşırken tayfa ve buralar yerinde olacak ve tüm insanlar bunları görebilecek ve kendi One Piece hikayemizi burada yazabileceğim. Bu sebeple One Piece serisini izlemeyi bırakamam. Çünkü bu seri benim için duygusal bağdan öteye gidiyor. İncelemeye ve eleştiri yapmaya gelince farklı açılardan seriye bakabiliyorum. Yine de One Piece hikaye, kurgu, güç dengeleri, dövüşler, hikayenin mantığı, gizemle beraber gerçekten harika gidiyor. Şu anda gözümde One Piece serisine kafa tutabilme ihtimali olan tek seri Hunter x Hunter'dı. O da mangakasının rahatsızlığı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Sizin One Piece'e başlama hikayeniz nedir? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın tayfa.